Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, acil durum videosu ile karşınızdayım. Bitcoin'de sert bir düşüş geldi. Ee, videoda bahsettim arkadaşlar. 18.500 bölgesine geri çekilme beklediğimi anlattım. Ee, ve 18.700'den döndük arkadaşlar. Alım emrim çalışmadı. Ben de Twitter'dan duyurdum az önce. 19.100'den aldım diye. Yani %25 daha alım yaptım. Şu an 3 parça almış olduk. Birincisi 30.000'den. Diğeri de 23.000'den, diğeri de 19.100'den. Son kalan %25'i bekleteceğiz arkadaşlar. Olası bir negatif senaryoda daha alttan alıp ortalama düşüreceğiz. Veyahut dip teyit edilecek. Ondan sonra alacağız arkadaşlar. Bakın sizin için ortalama maliyetini hesapladım. Mesela 25.000, 25.000, 25.000. Niye 25.000 arkadaşlar? Atıyorum 100.000 dolarlık yatırım yaptın diyelim. Bunun 25 bin ile bir parça alıyorsun 30 binden gördünüz mü? İkinci parçayı da 25.000 dolarlık 23 bin seviyesinden alıyorsun ve üçüncü parça 25 bin dolarlık alımı da 19 bin yapıyorsun. Ben bunu 100 bin dolar olarak hani maliyet hesapladım. Sen 10 bin lira yaptın diyelim. O zaman maliyetin Dem bir sıfır eksiliyor öyle düşünün. Yani önemli olan şu bizim ortalamamızı bulmak arkadaşlar gördünüz mü? Şu an an itibariyle yüzde beş bitcoin'dayız ve maliyetimiz yirmi bin dolar arkadaşlar. Atıyorum son parça diyelim negatif bir şey oldu. Yirmi bin dolarlık hadi on dört düştü diyelim. Oradan da bir parça alınca bu sefer bizim maliyetimiz 21.500 oluyor arkadaşlar. Uzun vade için alımlarımızı tamamlamış oluyoruz. Bak ilk parça aldığımda da dedim düştükçe toplarsak maliyetimiz düşecek zaten diye. Ve atıyorum 14.000'den de almamızda 21.500 olur. 14.000 gel gelir demiyorum ama olur yani o yüzden %25'i kenarda dursun. Yükseliş teyit edilirse alırız %25'imizi. O zaman da maliyetimiz 3 aşağı beş yukarı ne olur arkadaşlar? Şöyle gösterelim. 24 bin dolar. Yani şu an maliyetimiz 24 bin dolar arkadaşlar ve hani en bir kimse yakalayamaz biliyorsunuz. Biz de o yüzden parçalı alıyoruz arkadaşlar. Ee, sen istersen beklersin, 10 bin doları beklersin gelir mi gelmez mi diye almak için karar senindir. Hani ben zaten her zaman diyorum ben en bir yakalamak istemiyorum artık. Yani isterim de. Kimse yakalayamaz onu arkadaşlar. Bir yerden tepki verir bir şey yapar zaten kaçırırsın. Ve şu an potansiyel dip seviyelerindeyiz. Bakın arkadaşlar korku endeksi 6'lara kadar geriledi. Gördünüz mü? Son yılların en dip seviyesine ulaştı. Yani diyor ki dip bölgelerine geldik diyor. Yavaş yavaş topla indimeye getiriyor yani bu. Daha önce burası 90'ın üzerine çıktığında insanlar korkusuzca alıyordu. En tepeden alıyordu ve şu an kaç kat terse düştüler özellikle altcoin'lerde. Ve şimdi tersine döndük arkadaşlar. Altılara gerilemişiz. Ve yani önemli desteğe geldik. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Şu bizim ana kanalımız var ya hani. Biz burada alt çizgiye dokunduk arkadaşlar. Hani kırar mı, iğne atar mı o belli değil. Ama en azından benim stratejime göre oraya geldiğinde %25 alacaktım ve iğnemizi attık arkadaşlar. 18.700'den döndü. Hani altına biraz sarkar diye bekledim. 18.500 yapmadı arkadaşlar. Bakın şu an 19.000'de. Dileyen buradan da alır. Dileyen geri çekilme devam ederse bir parça alabilir. Ve anlattıklarım zaten yatırım tavsiyesi değildir. Hani ben sizi 45.000 dolarda nakite geçirdim. 45.000 dolar. Şu an ne kadar alttan alabiliyorsun bir bakalım. Şöyle 45.000 dolar yapalım. Bakın %60 daha alttan alabiliyorsun. Yani benim için bu yeterli bir başarıdır. Yeterlidir. Buradan terse düşsem bile en azından ben o düşüşlere yakalanmadım. %60 daha alttan aldım. Ve hiçbir altcoin'de terste kalmadım arkadaşlar. Yani o, o, dönemden bu zamana kadar bazı altcoin'lere 10x düşüşler bile geldi. Yani eski seviyeye gelmen için 10x yapması lazım örnek vereyim. Ama buradan bir %20 yapsa biz kara geçiyoruz zaten. Anladınız mı mevzu? O yüzden 3'e 5'e bakmadan ee, belki bir daha test etmez diyerekten 19.100'den bir parça daha aldım. <laughs> bakın arkadaşlar düşen ana trendimiz vardı biliyorsunuz. Uzun süredir değiniyorum ben ona bakın burada kırılıyor. Daha sonra retest gelir mi acaba diyorduk ve geldi. Gördünüz mü? Aynı 2018'den örnek vermiştim size. Düşen trend kırılıyor. Retest yatay bir retest daha gördünüz mü? E, burada da aynısı oldu. Düşen trend kırıldı. Retest. Yatay bir retest daha geldi. Ve uzun vadeli kanalında alt çizgisine geldi arkadaşlar. Bak önemli bir trend hattıdır bu. Altında iğne gelebilir. Günlük kapanış yapabilir. Hatta haftalık kapanış yapabilir. Ama aylık kapanış yapmaması gerekiyor arkadaşlar. Aylık kapanışa da 12 gün kaldı. Yani kanalımız bu. İki çizgi bir araya gelmiş. Oradan denedim arkadaşlar. Şimdi 14.000 senaryosu neye göre? Oraya da gelelim. Hani öyle bir ihtimal var mı? Var. Neye göre var arkadaşlar? Biliyorsunuz şöyle bir kanalımız vardı bizim. Yükselen kanalımız vardı ve biz orayı kırdık. Değil mi? Haftalarca değindik hatta. Retest geldi falan. İçine girmedikçe almıyoruz. O kanaldan bahsediyorum arkadaşlar. Ve bunun derinliğin hedefi de 14 bin dolardı. Şu derinliği hesapladık. Hatta yapayım bilmeyenler olur belki. Şöyle. Bakın bu kanalın derinliği Kırılım yeri burası. Oraya kaydırınca arkadaşlar 14 bin dolarlara geliyor hemen hemen. Yani o da bir potansiyeldir. Ve 14 bin dolar önemli bir destek seviyesidir arkadaşlar. Bakın geçmişte gördüğünüz gibi bizim fincan kulp formasyonumuzun direnç seviyesi oraydı. Oraya bir retest. O bir ihtimal. Oraya gelirse son %25'imi de alırım arkadaşlar. Ondan sonra köşeme çekilirim. Bir de gapimiz vardı biliyorsunuz. 18500'leri niye bekliyorduk? Gap'ten dolayı bekliyorduk ama sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Piyasa kapalı. Vadeli işlemlerde piyasa kapalı. O yüzden gapimiz hala doldurulmadı. Bir ihtimal haftaya tekrardan bu seviyelere bir geri çekilme gelebilir. Eğer hani yükseliş gelse bile bu seviyeleri bir daha test edebiliriz arkadaşlar. Buradaki gap henüz dolmadı. Yani 18500'de gap vardı biliyorsunuz. Ve şu an 20.470'de vadeli işlemler kapandı arkadaşlar. Yani GEP'i dolduracaksa haftaya tekrardan 18.500 bandını bir daha yoklayabiliriz. Ama hani ne olur ne olmaz değil mi? Neticede 500-600 dolar yukarıdan almış olduk. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, bakalım neler olacak. Dilersen sen haftaya bekle. Bir daha düşer belki alırsın ama düşmezse de yapacak bir şey yok değil mi? O yüzden ben hani milimetrik alım yerine yakın bölgeden parça parça alıyor. Mesela daha önce 22.500'den alacaktık. 23.000'den aldık arkadaşlar. Hani 500 dolar farkla aldık. Şimdi de örnek verin gene 500-600 dolarlık bir farkla almış olduk. Neticede önemli olan parçalı alımlar yapmak ve sabırlı olmak arkadaşlar. Hemen yarın boğa başlamaz. Yani uzun bir süre tutmamız gerekebilir aldığımız malları. O kadar söylüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.